Üniversitede en çok sevdiğim hocanın odasındaydım. Bana ne olmak istiyorsun dedi. Entelektüel olmak istiyorum dedim. Senden entelektüel olmaz dedi. Şaşırmıştım. Sonra kırılgan bir ses tonuyla. Dersinizi geçmeme rağmen sürekli dersinizdeyim. Okulda en çok okuyan, araştıran ve tartışmalara giren hep benim dedim. Senden entelektüel olmaz dedi. Çok kızmıştım. Doçent tezlerin konularını bile ben öneriyorum dedim. Profesör gülümseyerek geriye yaslandı. Senden çok iyi bir araştırmacı olur ama entelektüel olmaz. Nedenine gelince sana entelektüel olamazsın dediğimde bana bir entelektüel gibi niçin olmaz diye sormadın. Aksine alındın ve hiddetlendin. Yazarlık bilgi işidir. Entelektüellik bilgi değil, davranış biçimidir. Bir insanın entelektüel olması için en az üç kuşak ailesinin okuması gerekir. Okulun önüne bak. Hepsi son model araç dolu ve hocalara ait. Her sene model yenilerler. Gerçekten böyle bir yenileme ihtiyaçları var mı? Niçin bu şekilde yaşıyorlar? Çünkü o unvanlarla gördüğün hocaların kariyerleri ne kadar yüksek olursa olsun, ruhları feodal bir köylü. Güçlerini topluma kabul ettirmek için böyle hava atmak zorundalar. Gerçek bir entelektüel asla bugünüyle hareket etmez. Entel feodal köylülere artık diploma ve unvan da yetmez. Tıpkı paranın yetmediği gibi. Oğuz Atay, bir bilim adamının romanında.